Miftahul Kulub Kalplerin Anahtarı Muhammed Nuri Şemseddin Nakşibendi İkinci Bölüm 7. Kısım 4. Bölümden üçüncü Bölüm Nefi ve İspat Nefi ve İspat, üstteki başlıklardan da anlaşılacağı gibi bu üçüncü kısımda nefi ve ispat anlatılacaktır. Yani kelime-i tevhid. Bu mübarek kelime-i tevhid için Tarikat ehli zatlar şöyle demişlerdir. Üç manaya gelir. Şöyle ki A. Bu yola yeni giren müptedi salik için la ma'budu illa Allah. Yani Allah'tan başka ibadet edilecek zat yoktur. Cümlesini okumak vardır. İşin ortasında bulunan mutavassıt hak yolcusu salik için la meksudu illa Allah yani Allah'tan başka maksat yoktur, cümlesini okumak vardır. İşin sonuna varan hak yolcusu mühtedi salik içinse, La mevcude illallah, yani Allah'tan başka mevcut yoktur, cümlesini okumak vardır. Ancak hak yolcusu salikin bu nefi ve ispata geçmesi için bazı şartlar gerekir. Öncelikle, önceki kısımda anlatılan yedi latifenin özellikleri olduğu gibi zuhur etmelidir o zuhur eden halleri mürşit olan şeyhine anlattıktan sonra nefi ve ispat zikrine geçebilir. Anlatılmak istenen mana daha açık olarak şöyledir. Yukarıdan beri anlatılan şekilde tam bir temizlik içinde olacaktır. Sonra tenha bir yere oturacak, bu oturma halinde kıbleye dönecek ve dizi üzerine oturacaktır. Bundan sonra hak yolcusu salik, yapmayı adet edindiği teveccühü de yerine getirecektir. Yedi latifenin payları olan ismi Celali yani Allah'ın adını da okuyup bitirecektir. Bundan sonra anlatılan teveccühü bozmadan nefi ve isbat zikrine geçecektir. Bu zikri şöyle yapacaktır. La yani yok kelimesini okurken Arapça aslına göre yazılan bu kelimeyi açık bir şekilde alttan göbeğinin üstüne yazılmış görmeli, bir dalı sağında, bir dalıysa solunda hissetmelidir okurken sesini beyninin ortasına duyuracak kadar uzatmalıdır. İlahe yani ilah kelimesini okurken de la kelimesini götürdüğü beyninin ortasından başlatmalı sağ küreğinin üzerine getirdiğini tasavvur etmelidir. İllallah yani ancak Allah vardır kelimesini alırken de bu kelimeyi sağ omuzundan itibaren yazıldığını ve çam kozası şeklindeki kalbine kadar o şekilde geldiğini tasavvur etmelidir. Ondan sonra göbeğinin altında nefesini tutmalı, bir nefeste üç kere anlatılan şekilde işaret edilen manaları düşünerek kelime-i tevhidi okumaya başlamalıdır. Şöyle ki, La yani yok kelimesini göbeğinin üstünden alıp yukarıya doğru çekerken, yeryüzünden arşa, arştan dahi yeryüzüne kadar tüm varlığın hemen her zerresini fena bulup yok olmuş kabul etmelidir. Hatta kendisini dahi ortadan silinmiş görmelidir. Bundan sonra ilahe yani ilah kelimesini getirip sağ küreği üzerine bırakır, bu arada haktan başka bir şey yok, ölçüsünü elden bırakmaz. Sonra illallah yani ancak Allah vardır kelimesini kalbinin üzerine yapıştırır, içinden şöyle der. Ancak varlığı mutlak gerekli yüce zat vardır. Bundan sonra Muhammedur Resulullah yani Muhammed Allah'ın elçisidir cümlesini dahi fikrine getirmeli ve bunu Yüce Allah'a vuslat için bir vesile bilmelidir. Daha sonra nefesini bırakır, nefesini dışarı verirken de İlahi ente maksudi ve rızake matlubi Yani Allah'ım, maksadım sensin, talebim hoşnutluğundur duasını okur. Bu şekilde alıp verdiği nefesleri arasındaki boşluğa düşük düşünceler düşmesinden korumalıdır. Anlatılan tertibe göre 21 nefeste 63 kelimeyi tevhid okur. Hemen her günde bu tertibi sürdürür. Bu okumalardan bir belirti meydana çıkmazsa zikreden hak yolcusu salik hiç bıkmadan zikrini tam manasıyla sürdürür. Ama bu kere başka türlü. Şöyle ki mübarek kelime-i tevhide anlatılan şekilde yine bir nefeste 7 kere okur. Bu hesaba göre 21 nefeste 147 kere tevhid-i şerif okumuş olur. Tevhid zikrine bu şekilde devam edip giderse Allah'tan inayet gelir. Bu inayetle gelen Allah'ın ihsanı olan ilahi feyizler ve samedani belirtiler görülür. Hak yolcusu salik bu ihsanların ortaya çıkmasında dahi ilahi ente maksudi varidake matlubi yani Allah'ım maksadım sensin talebim hoşnutluğundur şeklindeki duasını okumalıdır. Zikrine fikrine devam etmeli daha da ileri gitmeye bakmalıdır. Anlatılan ihsanın feyizlerin birinde eğlenir kalırsa ya çamura ya da bir batağa düşmüş olur ki temizlenmesi zordur. Büyük bir uçuruma düşmekle burun burunadır. Bunun için gelen feyizlerin ihsanların hiçbirine bel bağlamamalıdır. Şöyle ki bütün bütün baştan ayağa kendisini nur görmek ihsan olunsa dahi daima bunun artmasını dileyerek ilahi ente maksudi ve rızake matlubi diye okuyup zikirle fikirle meşgul olup durmalıdır. Zira ismi Celal zata bağlı beraberlik cezbesini elde etmeye sebep olur. Kelime-i tevhid zata bağlı kayyumiyet cezbesini elde ettirir. Edeplerine uygun olarak zikreden kimse, Zikrini sürdürürse zikrin sonucunda faydalar elde edilir. Şöyle ki nefi tarafında beşeriyet varlığı silinir, ispat canibindeyse kayyumiyet cezbesi ortaya çıkar. Bu manada şöyle denilmiştir. Tevhid tamam olduğu zaman cezbe zuhur eder, cezbe zuhur ettiği zamansa yüce Allah'ın zatından başka her şey silinir. Allah tarafından gelen kalır. Kelamı kadime göre vahiyde yani Kur'an'da Nahl suresinin 96. ayetinde dahi bu manaya şöyle bir işaret vardır. Sizdeki tükenir Allah katındakiler kalır. Ancak zikreden hak yolcusu mürit zikrini 21'e ulaştırdığı halde hiçbir iyi sonuç meydana gelmezse bu durum zikir şartlarındaki eksikliğinden ötürüdür. Bu durumda işi baştan almalıdır zikrin şartlarına uygun huzur ve içten saygıyla yapılan zikirdeki derin manayı düşünmelidir. Bu arada dünya, ahiret, hayır, şer, ilim, amel çeşidinden şeyleri düşüncesinden silip atmalıdır. Bütün akla gelen şeyleri dahi nefi tarafıyla kalbinden sökmelidir. İspat tarafındaysa yüce Hakk'ın tekliğini düşünmelidir. Bir süre için olsa dahi İlmi çalışmaları, kitapları mütalaa etmeyi, ondan bundan söz açmayı, çekişmeyi bırakmalıdır. Zira tevhidin akla dayalı şeylerle ilgili kılınması, hakka yönelmeye perdedir. Yine kusurlarını tamamlayıp bu yoldaki eksikliğini gidermek için beş vakit farz namazları, sünneti i müekkedeleri usulüne uygun olarak tam bir huzurla kılıp bu üstün görevlerini mutlaka yerine getirmelidir. Zira kutsi bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Bana yaklaşanlar kendilerine farz kıldığım görevleri yerine getirmek kadar başka hiçbir şeyle yaklaşamazlar. Bu arada zaruri durumlar dışında bilhassa gönül yoluyla halktan uzak durmayı tercih etmelidir. Böylelikle vakitlerini boşa gidermeden tevhid-i şerifle meşgul olmalıdır. 8. Kısım 4 Bölümden 4. Bölüm Murakabe burada hak yolcusu salikin murakabesi üç yönüyle beyan edilecektir. Zikreden kimse de, zikrin iyi sonuçları ortaya çıktığı zaman durumu mürşit şeyhine anlatır, mürşit olan şeyhin izniyle icazetiyle hak yolcusu salik, murakabe ile meşgul olmaya başlar, zikri bırakır. Anlatılan murakabeye şu hadisi şerifte işaret vardır. Bir saatlik tefekkür, yetmiş senelik ibadetten hayırlıdır. Şu ayeti kerimede dahi murakabeye işaret vardır. Onlar öyle erlerdir ki kendilerini ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan alıkoyar. Nur Suresi 37. Ayet İşte salik yapmaya alıştığı teveccühüyle kalbinde müşahede etmeyi başardığı yedi letaif belirtileri, nefi, ispat, Allah'ın ihsan eylediği tüm letaifi elde etmiş olarak tam bir temizlikle kıbleye dönük olarak oturmalı ve murakabeye geçmelidir. Murakabe en azından bir saat kadardır. Daha da artırılırsa aşk olmasını dileyelim. Allah rızasının yoludur. Başta da işaret edildiği gibi murakabe üç şekilde açıklanacaktır. Şöyle ki, birinci şekil. Yukarıda da yazıldığı gibi hak yolcusu salik, temiz bir yere gizlice oturur, gözlerini kapatır, akla gelecek her şeyden kendisini ayırır. Tüm azalarını ölü azaları gibi bırakır, bu iş yeri olan alem, insanlar, cinler, melek, huri, gılman, cennet, cehennem, arştan yere, yerden arşa varıncaya kadar bulunan zerreler de dahil olmak üzere hiç yaratılmamış görecek, kendisini silinmiş bir fani bilecek, bu kıyasla, bu usulle hemen her gün murakabe ile meşgul olacaktır. Böyle yapılırsa Yüce Sübhanallah'ın lütuflarıyla vuslat sırları açılır. Allah'ın ihsanına zuhur yeri olunur, bunlar onun ilahi lütuflarından umulacak işlerdir. İkinci şekil, hak yolcusu salik, yazıldığı şekilde murakabe ile meşgul bulunacak, bütünüyle isteklerden geçecek, aklına gelenleri bir yana itecek, zikirde, fikirde dahi olmayacak. Murakabe, anlatılan halle azalarını ölmüş gibi bir yana bırakacak, gözlerini de kapayacak, bu durumuyla sanacak ki kendisine ölüm emri gelmiş, ölmüş, kendisini kabre koymuşlar. Aradan da zaman geçmiş, cesedi ve kemikleri çürümüş, tamamen silinmiş, hiçbir iz kalmamış. Yukarıda anlatılan ölçüdeki murakabe en azından bir, ortalama iki, en çok üç saat kadar olur. Bu murakabeye devam edilirse, mutu kable en temutu Ölmeden önce ölünüz emrindeki mana sırrı açılır. Bu yoldan da Allah'ın ihsanını zuhur yeri olunur. Allah'ın lütuflarından beklenen de budur. Üçüncü şekil Hak yolcusu salik, yukarıda yazıldığı şekilde murakabeyle meşgul bulunacak, tüm isteklerden geçip akla gelenleri bırakacak zikirde fikirde dahi olmamalı. Bilecek ki ölüm emri gelmiş, hakkın emriyle ahirete göçmüş, kendisini kabre koymuşlar. Tüm azaları dahi silinip yok olmuş, onlardan yana hiçbir belirti kalmamış. Kıyamet dahi kopmuş, yerden arşa, arştan yere kadar hiçbir şey kalmamış. Bütün varlık yok olup fena bulmuş ve haktan başka her şey yok olmuş. İş bu ölçüler içinde ya bir ya iki ya üç saat oturmalı, bu murakabeye devam edilirse hak yolcusu salike şu ayeti kerimenin sırrı zuhur eder. Estaizu limenil <tik> mulkül yevm, lillahil vahidul kahhar. Yani bugün mülk kimin? Vahid kahhar Allah'ındır. Mü'min suresinin 16. ayeti olan bu mananın zuhurundan sonra, harfsiz, sessiz bir şekilde hak yolcusu salik, Fecir suresinin son iki ayetindeki manaya muhatap olmaya mazhar olur. Estaizu billah Ya eyyühen nefsül mutmainne İrci'i ila rabbiki râziyetem merziye Yani Ey doyuma ulaşan nefis, Rabbine dön, hoşnut olarak, hoşnut olunarak ve vuslat sırlar artık bilinmeye, açılıp görülmeye başlar. Bir şiir. Aşıkların al canını, ver anlara cananı. Aşık neyler canı teni, ister hemen cananını. Bu şiirin daha açık Türkçesi şöyledir. Seven aşıkların canını al da onlara sevdiklerini ver. Seven aşıklara ne ruh lazım, ne beden, onlar herhalde sevgililerini dilerler. 9. Kısım Konusu Bu yolun yani tarikatın bazı incelikler anlatılacaktır. Bu yolun incelikleri Kıymetlim, anlatılacakları da bilmiş olmalısın. Hak yolcusu salik, mürşit himmetiyle sülüke başlar, yani bu yola girer. Alıştığı şekilde dahi teveccühünü yapar, kalbin hakkı olan üç bin kere ismi Celali yani Allah adını okur. Anlatılandan bir belirti meydana çıkmazsa, ruhun, sırrın, hafinin, ahvanın hakları olan beşer yüz ismi Celali ekleyip okur. Ama her biri için ve mürşidinin telkiniyle. Bu şekilde okumayı sürdürüp dururken daha ahvaya varmadan birinde bir belirti olursa artık geriye dönmek gerekmez. Daha ilerisi olan nefis latifelerine külli letaife geçer. Bu usulle iş murakabeye kadar getirilir. Müşahede ihsan olunduktan sonra diğer latifeler dahi ihsan olunur. Yani diğer letaiften beklenen iyi haller elde edilir. Ahvanın kendisinde ondan sonra nefis latifelerine geçildiğinde bir zamanda zikirde ve fikirde kalındığı halde manevi bir belirti ortaya çıkmazsa o zaman mürşid olan şeyh müridi karşısına alır. Bir teveccüh edip müridin latifelerine tek tek tümüne bakar. Bir açıklık bulursa yazıldığı şekilde işi murakabeye kadar getirir. Mürşid olan şey teveccühünde hak yolcusu salikin latifelerini kapalı bulursa, salikin yemesinde içmesinde bir haram üzerinde kul hakkı, gıybet gibi bir şey görürse, bunlardan kurtuluncaya kadar müridi içten ve dıştan terbiye etmeye bakar. Bütün bunlara rağmen yine de bir belirti meydana gelmezse, artık iş ezel pazarlığına yorulmalıdır. Kendisi bulunduğu zikirde çalıştırılır. Ancak o hak yolcusu müridin mürşit şeyhi, kamil ve mükemmel biri olunca, isterse kutsi kuvvetiyle o zavallı hak yolcusu saliki, tüm latifelerinin manevi belirtilerini göstermek suretiyle müşahede makamına kadar götürür. Müritlerin bazısı da zekidir, geleceği parlaktır. Hızla yol alır. Bunun için hemen kalp nuru zuhur eder ve müşahede meydana gelir. O, bu durumunu mürşidine anlattığı zaman mürşid onun bu halini örtbas eder. Biraz da ona asık yüz gösterir. Sonra da bir bir latifelerin belirtilerini müşahede ettirir. Sırasıyla murakabeye kadar getirir. Mürşidin himmetiyle saliklerin bazısı zekası, teslimiyetiyle kısa zamanda latifeleri, nefi ve isbatı, murakabeleri görüp geçer. Şekten, şüpheden de kurtulur. Böylece Cenab-ı Hakk'ın ihsanına zuhur yeri olur. Bazı hak yolcusuz de anlayışı kıttır. Bu yüzden latifelerinde ve müşahadesinde kalbi tatmin eden bir şey elde edemez. Bu yüzden latifelerinde ve müşahadesinde kalbi tatmin eden bir şey elde edemez. O zaman mürşid şeyhe düşer ki hak yolcu salikin kendisi halinden memnun olup kendisine güven duyuncaya kadar oğlum çalışmayı sürdür emrini vere ve sürekli çalıştıra. Bundan önce üç mürakebe mertebesi anlatıldı. Onların sonuçları elde edilirse Allah'ın ihsanları olur. Aynı zamanda onlar hilafet makamlarıdır bu hilafet makamları dahi üç türlü olup anlatılacaktır. Birincisi, burada hak yolcusu Salik'in tecellisi gereğince kendisinde başkalarını da irşad etme kabiliyeti bulunur. Bunun için kendisine bu yolda hilafet verilir. İkincisi, bunda başkalarını irşad etme kabiliyeti yoktur. Bu yüzden kendisine sadece hilafet verilir. Üçüncüsü, bazı hak yolcusu salikin dahi kabiliyetinin bir gereği olarak bu yolun gereklerini yaptırmak ve tamamlatmaktır. Buna dahi hilafet bu yoldan verilir. İhsanları o şekilde gelir. Ancak anlatılanlardan biri veya hepsi sülükünü tamamladıktan sonra halife oldum, bu makamda ben de bir şeyhim diyerek yola çıkarsa tehlikeli bir işe girişmiş olur. Allah bizleri korusun bu kimsenin pisliğini yedi deniz temizlemez gibidir. Hak yolcusu Salik'in bu halifet maka, Hak yolcusu Salik'in bu hilafet makamlarında selameti odur ki kendisini cümleden altta göre, şeyhine dahi teveccühünü ve sevgisini artırı. Bunları her ne kadar çok ederse o kadar derecesi artar. Daha da yükselmesi için bir sebep olur. Yine kendisini herkesten alt görmeyi, şeyhine teveccühü ve sevgiyi ne kadar azaltırsa o kadar zayiat verir ki bunların sayısını bulamaz ve hesabını yapamaz. Açıkçası hak yolcusu salik, aynı anda arşı yeri müşahede etme makamına gelmiş olsa dahi, yine de dizgini mürşit şeyhinin elinde bilmelidir. Hemen her hususta teslimiyet halinde bulunmalıdır. Bu eserin yazarına ait bir şiir. Seyrim içre uğradım bir şehre ben. Görmedim o şehir içinde nesne ben bir beyaz duman dahi hem kaplamış, çün taaccübeyleyüp durdum hemen. Bir hitap erişti sırrıma o an, bir ciu deyü denildi bir hitap, canımı tenden ayırdı o hitap. Göremedim kendimi o demde ben, görünenin cümlesi hak nerede sen? Ol arada çok tekellüm eyledi, yek harf ve savt ile değil idi. Bir libas giydirdi hakkaniydi, cümle renkler anda pünhaniydi. Çün girenler ol libas iç reveli, zahiri halk batını haktır belli. Nuri gider alem içre serteser, mahvolup kalmadı kendinden eser. Bu şiirin daha açık Türkçesi şöyledir. Bu yolda yürüyüp giderken ben bir şehre uğradım. O şehir içinde ben hiçbir şey görmedim. Orayı aynı zamanda bir beyaz duman kaplamıştı. Bundan şaşırdım, hemen durdum. O anda özüme bir hitap geldi, dönünüz şeklinde bir hitap edildi. O hitap ruhumu bedenimden ayırdı. O arada ben kendimi göremedim. O görünenin cümlesi hak idi, sen neredesin? Bu arada çok söz söyledi. Belli bir harfle, belli bir sesle değildi. Bir de elbise giydirdi ki idi. Bütün renkler onda gizlenmişti. O elbisenin içine girenler de veli. Evet o elbisenin dışı halk, içi de hak idi. Artık nur-i alemden tamamen gider, silindi, kalmadı kendinden eser. 10. kısım, 2. bab. 5 bölümden 1. bölüm. Tecelliler. İsimlerin tecellileri ve fiillerin tecellileri açıklanır. Ey aziz Burada anlatılacak olanlar da bilinmesi gereken şeylerdir. Allah'ın rızasını ve Resulullah'ın yolunu isteyip izleyen, bunlara gönül veren, özünde sözünde doğru aşık olan bir kimse, bundan önce anlatılan murakabe halleriyle uğraşmalıdır. O halini sürdürürse, Yüce Allah'ın yardımına mazhar olur. İsim tecellilerinin de belirtileri ortaya çıkar. O zaman hak yolcusu salik, kendisine bakıp gördüğü zaman anlar ki, ortaya çıkan zikir, fikir, söz bunlardan başka her ne ortaya çıkıyorsa hiçbiri kendinden değil. Bu arada kendisi de bir tercüman durumunda. Söyleten hak, bunun böyle olduğunu yakin gözüyle, yakin açıklığıyla müşahede eder. Sonra gökte uçan, yerde gezen küçüklü büyüklü canlıların türlü dillerle söylediği zikirlerini Cansız görünen ağaçların, bitkilerin tamamen halleriyle dile gelip tesbih okudukları işitir. Bu mertebede bulunan bir hak yolcusu Salik, bulunduğu mahallede gezdiği yerlerde, vaaz, Kur'an okumak, ulema meclisleri gibi yerlerde her ne işitir ve her ne dinlerse hemen hepsi tercümandır, onları da söyleyen haktır. Açıkçası hak yolcusu Salik, anlatılan mertebede tüm işittiği sesleri haktan duyup işitmeye başlar hak yolcusu saliklerin bazısına bu mertebede irci yani dön emri zuhur eder. Ne var ki bu mertebede henüz ikilikten kurtulmak olmamıştır. Dolayısıyla sevgili derdi ve ahiyle uğraşır durur. Bu yoldan kendisinden ispat zuhur etmeye başlar. Bir şiir, her ne varsa bu cihanda söylenir. Söyleyene bakma canım söyledir. Söyleyen haktır cümleden söylenür. Tercüman dil ve dudak hem söyledir. Bu şiirin daha açık Türkçesi şöyledir. Bu cihanda kendi kendine söylenip duran ne varsa söyleyene bakmayasın. Onları canım söyletir. Hepsi haktır cümleden dile gelip söyler, dili dudağı tercüman edip söyletir. Hak yolcusu Salik, şevkle ve sevgiyle ah edip inlerken, murakabesiyle de meşgul olursa Allah'ın ihsanından fiillerin tecellisi ortaya çıkar. Bu durumda hak yolcusu Salik, kendisine bakıp görür ki bir ağaç durumundadır. Cümle gidiş duruş, oturup kalkmak, kuvvet kudret, bunlardan başka benzeri olan bütün fiillerden her ne olursa kendisinden çıkıp işleniyor. Ama hepsini yapan haktır. Bu arada kendisi ağaç durumunda olan bir şeydir. Bu hali yakin gözü ve yakin açıklığıyla müşahede eder. Kuşlar, vahşi hayvanlar, yerde ve gökte bulunan canlılar ve ağaçlar, ağaçların meyveleri, bitkiler ve verdikleri yemişler tamamen birer alettir. Bütününden yani insanlardan, cinlerden, tüm mevcudattan, sair şeylerden ortaya çıkan işlerin cümlesini yapan haktır bunların birer alet olduklarını müşahede eder hem de yakin gözüyle. Ne var ki burada da ikilikten kurtulmak yoktur. Bu yüzden gece gündüz dost cemalini arzular, ona iştiyak duyar. Ah edip inler. Bu arada mürşit şeyhinin ruhaniyetinden yardım isteyip murakabesini sürdürürse, sıfatların tecellileri, zat ve tecellisi belirtileri ortaya çıkar. 5 Bölümden 2. Bölüm sıfatların tecellileri ve zat tecellisi açıklanır. Hak yolcusu salik sürekli murakabe işiyle uğraşırken sıfatların tecellileri zuhur eder. Bu yoldan da Allah'ın ihsanına zuhur yeri olur. Böyle ki oldu, hak yolcusu salik kendisini bir ayna gibi görür, o aynada Allah'ın sıfatlarını müşahede eder. Hak yolcusu salik bu mertebede bulunurken gökte, yerde, hava boşluğunda, kuşlardan, vahşi hayvanlardan, İnsanlardan, cinlerden, ağaçlardan, meyvelerden, bitkilerden ve onların verdikleri yemişlerden ta zerreye varıncaya kadar gördüğü her varlığı birer ayna bilir ve görür. O aynalarda dahi Allah'ın sıfatlarını müşahede eder. Her bir aynada salike, yakin gözüyle, yakin ilmiyle müşahede vaki olur. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Bu kadar yüz bin renkte görünmek nedendir? Çünkü aslında görünen birdir. Bunun için şu kısa cevap verilir. Her aynadan görünen aynanın rengidir. Zuhur eder, yine de görünen birdir. Hakkın sıfatlarıdır. Hak yolcusu salik, şevkle sevgiyle ah edip inleyerek yükselir. Halini artırır, artan güzel hali mürşidinin ruhaniyetinden yardım isteyerek mürakebe halini sürdürür o bu durumdayken yüce hak sonsuz keremi bitip tükenmeyen lütuf ve ihsanından okuluna acıyarak şekilsiz ve benzersiz olarak yüce zatından tecelli eder ne var ki hak yolcusu salik bu tecelliye dayanamaz vücut iklimine büyük bir sarsıntı gelir her bir azası parça parça olur bu yüzden hak yolcusu salik yanıp kül olur bu külü de rahmet denizine atarlar orada yok olur Artık hak yolcu salikin kendisinden zerre kadar bir iz kalmaz. Bunun daha açık manası şöyledir. Yerden arşa, arştan yere kadar olan melekler, insanlar, cinler, kuşlar, vahşi hayvanlar, bitkiler, denizler, karalar, dağlar, taşlar, zerreye varıncaya kadar her şey, tüm varlıklar yanar ve yüce hakkın zatında silinip yok olur. Bundan sonra yüce zattan başka bir şey kalmaz.'' hak yolcusu salik, anlatılan haldeyken bir şekil, bir durum, bir ses, bir harften temiz ve beri olarak sırrına şu mana gelir. Saygılar, kulluklar Allah içindir. Salatlar, güzellikler selam sana. Keza Allah'ın rahmeti ve bereketleri de. Hak yolcusu salikin kulağına, üstteki hitap gelir gelmez, elinde olmadan şöyle okur. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Selam bize ve Allah'ın salih kullarına. Hak yolcusu salik, bu haldeyken şekilsiz, benzersiz bir halde sırrına şu hitap gelir. Kulum ben senden hoşnudum, sen de benden hoşnut musun? Bunun üzerine takatsiz düşüp secdeye kapanır, o bu haldeyken kemal, kerem, sonsuz lütuf ve sonsuz ihsanından şöyle buyurur. Kulum şu kadar zamandan beri ettiğin ibadetler ve kulluklar Zikir, fikir bunlardan başka tüm ibadetlerin rızaya uygundur. Hoşnut olduğum için bundan sonra istirahate çekil. Bu hitap hak yolcusu Salik'in sırrına geldiği zaman şöyle der. Sana sığınırım ya Rabbi, sana sığınırım. Bu madde libasında bulundukça kulak kulluk gerekir, der. Öncekinden daha fazla zikre fikre dalar. Titizlik ve kulluğun kemalini ayak basar. İhlasla devam eder. Yoluna acayip bir şekilde şaşkın ve hayretler içinde koyulup giderken, akıllar kavramaktan yana kusurlu, anlayışlar aciz kaldığı bir şekilde, lütuf, kerem, ihsan olarak bir başka tecelli zuhur eder. Bunda dahi bir şekil ve belli bir durum yoktur. Her gezdiği, her oturduğu görüp bulunduğu yerde ve halde, enel hak, yani hak benim, sırrı zuhur eder elinde olmadan içi enel hakku enel hak hak ben hak ben diye çağırır. İş bu hal fena fillah, yani Allah'ın zatında ve sıfatlarında yok olmak sırlarının zuhuruna işarettir. 5 bölümden 3. bölüm. Fena fillah, yani Allah'ın zatında ve sıfatlarında yok olmak açıklanır. Bu mertebeye ermek için hak yolcusu salikin sürekli murakabe göreviyle meşgul olması gerekir onunla meşgul olursa şevki ve sevgisi artar. Hak yolcusu salikin doğrulukla kullukta hazır olması, istikamet üzere bulunması, mürşit şeyhinin ruhaniyetinden de yardım istemesiyle fena fillah tecellisi gelir. Ama Rahman zat tarafından bir lütuf, bir kerem, bir ihsan olarak. Bu durumda hak yolcusu halik kendisini fena yani yokluk alanında bulur. Mal, mülk, çoluk çocuk, ibadet, taat tamamen silinir gider. Böylece Allah'ın himayesinde bulunan iflas edenlerden olur. Bu durumda olan hak yolcusu Salik, sanır ki kendisi Adem soyundan gelmemiş, ne alem var ne de Adem. Yerden arşa, arştan da yere kadar olan melekler, insanlar, cinler, dağ, sahra, ırmak, deniz, zerreye varıncaya kadar hiçbir şey meydana gelmemiştir. Ne kendisi var ne de diğer varlıklar bu hal içinde aklı ermeyen bir sarhoş gibi durur. Hak yolcusu Salik bu haldeyken Rahman Suresi'nin 26. ve 27. ayetlerindeki şu manalar zuhura gelir. Estauzu Kullu men fan ve yebqa vecu rubbika zul vel ikram. Yani yeryüzünde bulunan her şey yok olacak celal ve ikram sahibi yüce zatın yüzü kalacak. Ve salik bu mana içine düşer, soracak olan şöyle bir şey sorabilir. Bu varlıklar nasıl yok olur ki? Hemen her şey açık açık görülmektedir. Üstteki soruya güneşle yıldızların durumunu göstererek cevap verebiliriz. Geceleri görünen yıldızlar, gündüz güneş doğduğu zaman tamam yok olma makamında silinmiş görülür. Bütün varlıklarla bu iş alemi Allah'ın yüce zatına nispetle bir yıldız hükmünde dahi değildir. Daha da küçüktür. İşte anlatılan misale göre tüm varlıklar yüce zatın tecellisiyle silinmiş ve yok olmuştur. Fenafillah makamına tam geçen bu manayı anlar. 5 bölümden 4. bölüm. Bekabillah. Yani Allah'ın zatında ve sıfatlarında var olmak açıklanır. Hak yolcusu Salik, bu makamda mürşid şeyhinin ruhaniyetinden yardım dileyip murakabesini sürdürürken, kemal, fazl, kerem, lütuf ve bol ihsanından yüce zatın bekâbillah tecellisinin izleri belirmeye başlar. O zaman yüce hakla bekâ alemleri ortaya çıkar, sahibini lahut alemine kadar götürür. Bu durumda hak yolcusu Salik'ten hiçbir şey saklı kalmaz. Doğudan batıya bütünüyle tamamen tüm varlıklardan melekler, insanlar, cinler, kuşlar, vahşi hayvanlar, diğer canlılar, ağaçlar, bitkiler, meyveler çeşidinden zerreye varıncaya kadar her şey. Bundan sonra karanlık gecede kara taş üzerindeki kara karıncanın yürüdüğünü görür ve ayağının sesini işitmek kendisine ihsan olunur. Bu mertebelerde tarife hacet bırakmayan bir hal daha ihsan olunup ortaya çıkar. Şöyle ki, yukarıda anlatılan şeylerden zerreye varıncaya kadar hemen her şey emrine boyun eğer. Sonra da yüce zatın hitabına mazhar olur. Evvellerin ve ahirlerin ilmini sana ihsan eyledim. Şimdiden sonra git, kullarımı irşad edip bana getir buyurulur. Hak yolcusu salike, hakkani bir giysi giydirilir, şeriat-ı Ahmediye'ye bürünüp mülk alemine gelir. Küllü şeyin yerci'u ila esli. Her şey aslına döner manasının sırrına zuhur yeri olur. Bir şiir. Fena sahrasını görmezse salik, olamaz billah irfana malik. Ne bilsün beka da seyri o salik, enel hak sırrında kalur utanık. Bu şiirin daha açık Türkçesi şöyledir. Salik fena alanına görmeyince vallahi irfan sahibi olamaz. Enel hak sırrında utanıp kalan salik, beka da gitmeyi nasıl bilsin? Ey kıymetli! Şu da bilinmiş olsun ki yukarıdan beri anlatılan yerleri okuyup gördükçe değişik bir düşünceye kapılıp kısır akıl, eksik anlayışla sakın ha çok sakın dil uzatmayasın. Buna çok dikkat edilmesini umar ve beklerim. Zira bu makam çok tehlikelidir. Allah bizi de sizi de korusun. Bu makam hal kabilinden bir şeydir. Düşenin parçası bulunmaz, yeri de cehennemde gayya kuyusudur. Durum sözle ancak bu kadar anlatılır. Bilen irfan sahibidir ki şu mana onun içindir. El-arifu yekfihil işara. İrfan sahibine bir işaret yeter. 5 Beş bölümden 5. bölüm. Mustarakine <laughs> fizatillah yani Allah'ın zatında dalgın yaşamak açıklanır. Buraya kadar anlatılan dört mertebede hak yolcusu salik yoluna girip giderken, Yüce Sübhan Hakk'ın verdiği başarı ve mürşedinin de himmetiyle kendisine müşahede hali ihsan olunur. Bundan sonra güçlü, yardımına sığınılan mutlak feyiz sahibi yüce zat, sonsuz fazlı ve keremiyle bir tecelli daha ihsan eyler. O zaman müstavrikine fizatillah yani Allah'ın zatında dalgın yaşamak sırrı zuhur eder. Bunun daha açık manası şöyle anlatılır. Zerreye varıncaya kadar bütünüyle baştan başa tüm eşya, yüce zatta silinmiş ve yok olmuş görülür. Hak yolcusu salik dahi şekirsiz, keyfiyetsiz bir şekilde zamandan mekandan beri olur. Yüce zata dalar gider. Anlatılan durumda hak yolcusu salik damlasını denize vermiş olur Artık ne can var ne de cihan, ne salik var ne de zerre, hiçbir şey yok. Bütün varlıklar silinir, hiçbirinden iz kalmaz. Hemen hepsi de yüce zatta silinir gider. İşte anlatılan bu mertebeye, müstârikîne fizâtillâh yani Allah'ın zatında dalgın yaşamak derler. Bir şiir Aradık Yusuf'u Kenan ilinde, Yusuf bulundu, Kenan bulunmaz. Bu şiirin daha açık Türkçesi şöyledir. Yusuf Aleyhisselam'ı Kenan ilinde aradık, Yusuf bulundu ama Kenan ile bulunmadı. El halu la yu'rafu bil qal. Hal sözle bilinmez. Denildiği gibi anlatılan Allah'ın ihsanıdır. Sözle anlatılamaz. Anlatılacak olsa da ancak bu kadarına işaret edilir ve anlatılır. İrfan sahibine de bu kadarı yeter. Ancak bu mertebeye gelen hak yolcusu Salik'in, baştan buraya kadar anlatılan tecelliyat seyri Allah'ladır. Burası hak yolcusu Salik'in kendisine başkalarını da irşad etme kabiliyetinin geldiği derecesidir. Yüce Allah'ın zatına dalgın yaşamak, Allah'la seyrin gizli derecesidir. Allah ehli zatların alfabe okudukları makamın başlangıç derecesidir. Zira Allah'ta seyre son olmaz. Şöyle ki, hak yolcusu bir salik, Allah'ın ihsanına zuhur yeri olarak bin sene ömür sürecek olsa, her nefes alışverişinde bir tecelliye zuhur yeri olsa, bir kere gelen tecelli bir daha aynen gelmez. Ta ezelden ebede kadar bu böyledir. Ne kadar Allah ehli zat gelip geçmişse, bir velideki tecellinin tekrarı hiçbir velide olmamıştır. İş bu anlatılan sebepledir ki Allah'ta seyre bir son yoktur. Son olmaktan yana çok çok uzaktır. Estaizu billah. Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedî levlâ en Yani Allah'a hamdolsun ki bunu bize hidayet etti. Eğer Allah bize hidayet etmemiş olsaydı biz hidayeti bulamazdık. Dua makamında gelen Araf suresinin 43. ayetindeki bu mana pek güzeldir. Bu eserin yazarına ait bir şiir. Seherlerde gör aşıklar gider sahraya ifnaya. Olurlar cümleten ifna giderler andan ifnaya. Varırlar öyle kim güya yoymuş bir eser anda. Ne kendi var ne alem tefekkürsüz bu esrada. Dururken bir nida gelir, ne istersiniz verem size. Benim ihsan lütfumdan ne istersiniz verem size. Diyeler, Rabbena bunlar bu gönlümüz seni özler. Gerekmez gayrı nesne hiç cemalin gözedir gözler. Bu hali diyecek anlar tecelli kıla sultanı, beka ender beka olup görünür ruhu sübhani. Görünce dost yüzün bunlar safalar bahş olur cana, Bekada saltanat sürer şükürler lütfu yezdana. Cenab-ı Kibriya hakkine ihsandır bu ihsanlar, akıllardan, fikirlerden müberradır bu ihsanlar. Üçüncü de yine bizzat tecellî eyliye ol zat, eser kalmaya bunlar da olalar zat ile bizzat. Yeter bu sözlerin nuri alan bir noktadan almış, bulan dostunun visalini hakikat nuruna dalmış. Bu şiirin daha açık Türkçesi şöyledir. Aşıkları seher vakitleri görmelisin. Çöle kaybolmaya giderler, tamamen yok olurlar, ondan sonra yok olmaya giderler. Varacakları yere öyle varırlar ki kendilerinde bir iz yokmuş gibi. Bu gece yolculuğunda ne kendileri ne de fikre dalmayan başkaları var. Durup dururken bir ses gelir, ne istersiniz size vereyim. Benim ihsanımdan, benim lütfumda neler istiyorsanız size onu vereyim. Bunlar şöyle derler. Rabbimiz, bu gönlümüz seni özler. Başka hiçbir şey gerekmez. Gözler cemalini görmeyi bekliyor. Onlar böyle deyince sultani bir tecelli kılar, beka içinde beka olur, sübhani yüz görünür. Bunlar dost yüzünü görünce cana safalar gelir. Beka makamında salçanat sürerler. Allah'ın lütfuna şükürler olsun. Cenabı Kibriya hakkı için söyleyin, bu ihsanlar ne kadar büyük ihsanlardır. Bu ihsanların ne olduğunu anlamak, hatta düşünmek akıldan fikirden uzaktır. Yüce zat üçüncü kere bizzat yine tecelli eyler, o zaman bunlarda eser kalmaz. Bizzat yüce zat ile olurlar. Nuri bu kadar söylediğin yeterlidir. Zaten alan tek noktadan almış, dostuna ulaşmayı bulan hakikat nuruna dalmıştır. 11. kısım. Mürşit, mürid. Konusu mürşit mürid arasındaki incelik taşıyan bağlantılar. Burada anlatılan mertebelere uygun olarak bu yolun bazı incelikleri açıklanacaktır. Hak yolcusu Salik Önce kamil bir mürşidin elini tutacak, onun hizmetini tercih ederek her bir emrini yerine getirmek için bütün gücünü harcayacaktır. Mürid anlatılan halde bulunurken kendisini o gün anadan doğmuş, dünyaya o gün gelmiş gibi bilecek. Bu durumda mürşit şeyhi onun manevi babası olur. İlahi feyiz memesini ağzına verir, ilahi feizi emzirir. Allah'ın hoşnut olduğu yola götürür. Bu arada şunu da belirtelim ki, müritlerin kabiliyeti değişiktir. Teslimiyetleri birbirinden ayrıdır. Bazısı kısa zamanda buluğa erer, bazısının buluğa erip ergenlik çağına gelmesi uzun zaman alır. Her neyse bir müridin ergenlik çağına gelip buluğa ermesi sonunda, manevi babası olan Kamil Mürşidi ve Efendisi o müridin haline uygun olarak biraz mücevherat verir, ilahi feyiz ticaretinin yolunu gösterin. Zira o mürşit sonsuz, hesapsız mücevherata sahiptir. Eğer mürid kendisine verilen bu mücevheratın değerini bilmez de, sermayeden kaybederse, bütününü elinden alır, o halle bir zaman gezdirir. Sonra biraz daha mücevherat verir, yine sermayeden kaybedecek olursa, yine elinden alır. Bu durumda mürit biraz terbiyeye muhtaçtır, biraz terbiye kapıları açılır. Bu terbiyeden sonra kendisine verileni boşa gidermeyeceği, kârını bileceği anlaşılırsa o zaman kendisine daha çok ihsanlar bahşişler verir. İlk sülük halini de ihsan eder. Hak yolcusu salik, kendisine yapılan iyiliği boşa gidermez de yükselmeye devam ederse, mürşit şeyhi kendisine daha çok ihsanlar eder, iyiliklerde bulunur yükseldikçe verir, yükseldikçe verir. O kadar ki hak yolcusu salik o mücevherat içinde boğulur. Anlatılan hal bulunduktan sonra artık hak yolcusu salik ergenlik çağına gelmiş ve rüştünü ispat etmiş olur. Bu durumda manevi babası olan değerli zat her ne gerekse onu verir. Alış-veriş yollarını kendisine gösterir. Ama müride düşer ki mürşid şeyhinin himmetiyle kendisine verilen mücevheratı yitirmeye, onu sağlam bir altın sandığa yerleştire, sonra da bu sandıkta her ne varsa başka neye sahipse, benim neyim var ki cümlesi mürşidinin ihsanıdır. Ben muhtaç, meflis, çaresiz biriyim dedikten sonra onun tüm hizmetini yerine getirmeli, emrini tutmalıdır. Hatta bu işe öncekinden daha çok dikkat etmelidir hemen her yoldan onun hoşnutluğunu elde etmeye, duasını almaya bütün gücünü harcamalıdır. Kendisine verilen emaneti de yitirip telef etmemek için tam bir gayrete sahip olmalıdır. Durumu anlatıldığı gibi olan de mürşid himmetiyle Allah'ta seyirden yana sonsuz dereceye ulaşmak ihsan olunacağından hiç şüpheye düşülmeye. Ancak bu arada mürit, rüştümü ispat edip ergenlik çağına geldim bu kadar da mücevherata sahibim. Bundan sonra manevi babaya ne ihtiyaç var? Yollu sözler etmeye cesaret eder ve hoşnutsuzluk yolunu gözetmeden, bundan böyle biz de başlı başına bir sultan olduk. Sözündeki manaya benzer haller meydana gelirse, en kısa zamanda elindeki mücevheratı zayi eder. Allah'a sığınan bir müflis olur. Bundan sonra kendisine Allah tarafından mücahede kapıları açılır bir zaman o mücahede halinde çalışıp didinirse de hiçbir faydası olmaz. Kendisi mahzun ve şaşkın olur. Bu arada kusurunu anlar, bu mücahede rüzgarının ne yüzden meydana geldiğini ayırt edip aman dileyebilir. İştenlikle mürşidine yüz döndürür, ne var ki işin sonucu manevi babası olan büyük zatın merhametine, şefkatine kalmıştır. İsterse eski halini verir, istemezse bulunduğu halde bırakır. Bu kısımla ilgili bir başka mesele. Şu da bilinmelidir ki bazı hak yolcusu salikin tecelli gereği Allah'a seyirdir. Ulaşması da karanlıkta zuhur eder. Açıkçası yedi latife de bir nur belirtisi görünmeden ulaşmak olur. Ne var ki bu şekilde giden hak yolcusu salik ancak kendi nefsini kurtarmış olur. Başkalarını alıp gitmeye onları teselli etmeye irşada kabiliyeti bulunmaz. Bu şekilde karanlıkta gidip kendisini kurtaran müridin terbiyesi yedi latifeden başlar. Zikirle, tefekkürle meşgul olur, bu hallerdeyken yine karanlıkta olmak üzere kalp tarafından biraz ağaç, akarsu ve benzeri alametler görür. Durumu mürşid şeyhine ifade ettiği zaman, külliyle taif dersine varıncaya kadar mürşidi kendisine telkin eder, bir de bu şekilde gider. Yine karanlıkta olmak üzere kalpte diğer latifelerde, ruhaniyette ve cismaniyette nasıl olacaksa o şekilde fahri alem Resulullah Efendimiz'i görebilir. Allah ona salat ve selam eylesin. Dört halifeyi de görebilir. Hazreti Pir Efendimiz'i de görebilir. Anlatılan hale eren müride, mürşidi külli letaif de telkin eder. Mürid burada dahi biraz gider, belirtileri meydana gelince de nefi ve isbatı telkin eder. Bunun da olması gereken belirtileri meydana çıkınca murakabeyi telkin eder. Hak yolcusu saliklerden bazısı isimlerin, fiillerin, sıfatların tecellilerinden birinde kalır ki daha ileri gidemez. Tecelli durumunun bir gereği olarak orada takılır kalır. O zaman mürşidi olan değerli zat, o müride zat tecellisinden teveccüh eder. Bunu iki veya üç günde bir kere yapar, her günde olabilir. Bu teveccühleri yaparken müridi huzurunu alır. O hak yolcusu salik, düştüğü tehlikelerden kurtulur da selameti bulursa, kendisini ileri geçirir. İlerisine geçmek mümkün olmadığı zaman o halde çalıştırır ki tecellisinin gereği artık budur. Ancak hali anlatılan müridin mürşidi olan büyük zat, kutsi bir kuvvete sahip, kemalli ve kemale erdirici bir zatsa, o zaman hak yolcusu saliki, kutsi kuvveti yoluyla ta Allah'ın zatına dalıp yaşayanlar derecesine kadar götürür. Bu kısımla ilgili bir başka mesele, şu da bilinmelidir ki, hak yolcusu salik, bu yola ilk girdiğinde kendisine kalp nuru zuhur eder ve bu durumu şeyhine anlatırsa onu birden ileri geçirmemelidir. O nurun büyük şanı için birkaç gün orada tutmalıdır ruha ondan sonra geçirebilir. Burada dahi anlatıldığı gibi yapar. Açıkçası her birinin nur belirtileri ortaya çıktığı zaman oralarda üçer beşer gün eğlendirir, sonra külliyle taife getirir. Adı geçen salik, nefis latifelerine vardığı zaman aradakilerden birinin nurunu kaybederse o nuru tekrar bulmadıkça kendisi ileri geçirilmemeli. Hak yolcusu saliklerden bazısına bu latifeleri geçip giderken gizli sayılan bazı şeylerin kapısı açılır. Mesela kabirlerin keşfi, kalplerin keşfi gibi. Bu gibi açılmalarla hak yolcusu salikte bir ilişme, takılma alameti anlaşılırsa, o hak yolcusu saliki o tehlikelerden geçirip kurtarmak için. Bu gibi şeyler ölüm uçurumudur diyerek kendisine asık yüz göstermeli. Sonra bunlar hayz rical yani erkekleri esas işten alan aybaşı hali gibi şeylerdendir bizim gayemizse ulaşmaktır. Diyerek onun ilişkilerini koparıp o uçurumdan almalıdır. Bunun için de mürşit kendi hücresinden onun olmadığı zamanlar geriden müride teveccüh etmelidir. 12. Kısım Hilafet, Kutup, Gavs 3. Bab 3 Bölümden 1. Bölüm Hilafet sırrı açıklanacaktır. Hilafet sırrı her asırda değerli bir zata Allah'ın ihsanı olan bir husustur. Bu yoldaki izin ve icazet, Hazreti Seyyidül Enbiya ve Sened-i Esfiya ve Etkıya yani Peygamberlerin Efendisi Evliya'nın seçme kulların müttakilerin dayanağı Hazretleri tarafından gelir. Allah ona salat ve selam eylesin. Durum esasda böyle olduğundan bütün Muhammed ümmetinin terbiye edilme hususu kendisine bırakılan Allah'ın bir ihsanı olur. Aynı zamanda bu yolda emir almışlardır. Değerli bir kimseye hilafet sırrı verileceği zaman, Yüce Mukaddes Cenab-ı Hak tarafından Hızır aleyhisselama şöyle bir işaret verilir. Falanın oğlu falan kuluma hilafet sırrını ihsan eyledim. Git müjde ver. Bu emirle Hızır aleyhisselam, peygamberlerin efendisine gelir der ki, Ya Resulallah, falan oğlu falan ümmetine hilafet sırrı Allah'ın ihsanı oldu. Bu husustaki emriniz nedir? Böyle deyince Allah kendisine salat ve selam eylesin. Fahri alem Resulullah Efendimiz Hızır aleyhisselama yeşil bir forma verir. Şimdi git bu formayı o zata giydir. Sonra al buraya getir buyurur. Bunun üzerine Hızır aleyhisselam da o formayı alır, o zata getirir. Şöyle der: Allah kendisine salat ve selam eylesin. Resulullah size selam eyledi. Bu formayı da gönderdi. Allah tarafından sana hilafet sırrı verildiğinin müjdesiyle geldim. Buyurun, sizi bekliyor. O çok değerli zat da hemen olur der, hiç eğlenmeden Resulullah'ın huzuruna gelir. Allah ona salat ve selam eylesin yüce bir divan kurulmuştur. Öyle güzel ki vasfı kalemle anlatılamaz. Müberra, muan bir husus, yani her bakımından temiz, tüm noksanlıklardan uzak, eksiksiz. Alemin baş tacı kainatın efendisi, Adem oğullarının efendisi Resulullah Efendimiz, çeşitli mücevheratla süslü, çok değerli, bezeli yapılmış bir yüksek kürsü üzerinde oturmuş, Allah ona selat ve selam eylesin, onun vasfı dille yapılamaz, kalemle anlatılamaz, yazıyla anlatmaktan yana da çok yüksek. Sağında ve solundaysa tüm nebiler ve resuller oturmuşlar. Allah onlara salat ve selam eylesin. Dört halife dahi oradalar. Keza diğer ashab dahi oradalar. Allah onlardan razı olsun. Bütün pirler, kutuplar, ehlullah dahi oradalar. Allah sırlarının kutsiyetini artırsın. Bunların her biri kendi mertebelerine göre süslenmiş, bezenmiş bir kürsü üzerinde oturmaktalar. Bütün bunları olduğu gibi görür. Bundan sonra Resulullah Efendimiz o zatın nurlu huzurunu alır, sonra bizzat karşısına getirtir ve ona teveccüh buyurur. Bu teveccühle söz, iş, amel çeşidinden ne gibi güzel işleri varsa tümünü o zata ihsan buyurur. Her ne hali varsa ona giydirir. Bundan sonra o zata mücevheratla süslü yeşil renkte değerli bir forma giydirir. Başına yine mücevherat işlemeli bir taç giydirir. Onun üzerine yine mücevheratla süslü bir sorguç takar. Bundan sonra şöyle buyurur. Cenab-ı Hak tarafından sana hilafet sırrını ihsan buyurdu. Benim de halifemsin. Tümden ümmetimin terbiyesi sana bırakıldı. Uhdene tedviye edildi. Bundan sonra ona terbiye aletlerinden bazı şeyler verir. Mesela cendere, kamçı ayaktan bağlamak, boyundan bağlamak için kemetler. Bu aletleri şöyle anlatalım ki dünya aletleriyle ölçülmesin. O aletlerle terbiye edilmesi gereken kim varsa, kendisi doğuda, terbiye edecek olan dahi batıda bulunsa, aynı anda o aletler terbiye edilecek kimseye yetişir, her ne gerekse icra edilir. Sonra hilafet sırrı verilen değerli zat için o büyük mecliste hazırlanan hilafet sırrı makamı olan irşat postuna oturması emredilir. Bundan sonra peygamberlerin başkanı, evliyanın baş tacı, varlıkların iftihar ettiği, yaratılmışların en şereflisi Resulullah Efendimiz Hazretleri el kaldırıp büyük ve üstün bir dua okur. Allah ona salat ve selam eylesin. Oradakilerin de cümlesi amin deyip ellerini yüzlerine sürerler. Daha sonra da Fatiha okurlar. Bundan sonra bu değerli zatın devrinde irşad olacak ne kadar kimse varsa, ne kadar ehlullah gelip geçecekse, ne kadar inabe edecek derviş varsa hemen hepsi de o üstün meclise davet edilir. Resulullah'ın emri ve icazetiyle o değerli zatın saltanat elini öperler. Kendisine biat ederler. Bundan sonra o zata şu emri verir. Artık git, ümmetimi dilediğin gibi terbiye ederek hakka ulaştır. Bu şekilde izin ve ruhsat verilmiş olur. Ve Resulullah'ın verdiği icazetle evine gelip oturur. Kendisine verilen hizmet emrini yürütür. Üstte anlatılan terbiye aletlerinden cendere, bu hilafet sırrını alan zatın iç aleminde bulunur. Dıştan bildiğimiz cendereye benzemez. Allah'ın ihsanı olan hilafet sırrının gerektirdiği bir durumdur. Diğerleri de böyledir. Yani kementler de. Terbiye edilecek kimse ister doğuda ister batıda bulunsun, bu zat hilafet sırrının nuruyla kendisinden daha fazla o terbiye edilecek kimsenin haline vakıf olur. Aynı anda o kimsenin mana aleminde el ve ayağını bağlar, bir yere getirir. Açıkçası tesbih böceği tabir edilen böcek benzeri o kimseyi tortop eder, o cenderenin içine koyar, ağzını da sıkıca bağlar ve sıkar. Bu iş dıştan görünmez. Böylece o kimsenin içinin yağı erir, bazıları da kamçıyla terbiye edilir. Bazılarının da eline ve ayağına kemen atılır, bağ vurulup bağlanır. Bazılarına da boynundan ve ağzından geçirilir gibi dizgin vurulur. Hasılı her kimin terbiyesine gerektiriyor ve neyi icap ediyorsa o şekilde terbiye eder. Hilafet sırrını alan bu zat hemen her şeyi görür. Zerreye varıncaya kadar kendisinden gizli hiçbir şey yoktur. Gördüğünü hilafet sırrı nuruyla görür. Şöyle ki müridinin biri doğuda biri batıda bulunsa kendisi de ikisinin ortası bir yerde bulunsa İkisine birden ölüm işi gelse, ölüm hallerinde onlara şeytan saldıracak olsa, her ikisine de aynı anda yetişir ve şeytanın şerrinden kurtarır. Hasılı bu zata gizli hiçbir şey yoktur. İster yakın, ister uzak, ister gece, ister gündüz. Bunların hepsi de ona göre aynıdır. Herkesin haline vakıftır. Herkesin halini kendinden daha iyi bilir. Nereye uzansa yetişir, İster yakın ister uzak nereyi isterse oraya ayak basar. Göz açıp kapayacak kadar kısa zaman içinde nereyi isterse, nereyi görmek arzu ederse orayı görür. Bu zat için gizli bir şey yoktur. İstediğini istediği yerde bulur. Neresi olsa orada var olur. Herkesi kusuruna ve tecellisine göre terbiye eder. İsterse bir müridini bir bakışta Allah'a ulaştırır ulaştırmadığının da bir illetin iktiza ettiği hikmeti vardır. Bazısı da bu zatın elinde kısa zamanda Allah'a ulaşır, uzun süreli zamanda ulaşanlar dahi vardır. Bu mutlu zat daima Resulullah'ın huzurunda bulunur. Bunun için her ne işler ve isterse Resulullah'ın izni ve ruhsatıyla olur. Sonra bu zat kendiliğinden kendi başına hiçbir iş yapmaz. Anlatılan halle sıfatlanmış, hallenmiş olan bir kimse kibriti ahmer çeşidindendir hal böyleyken her hak yolcusu salike Allah rızası yolunda bulunmak isteyen özünde ve sözünde gerçekçi olan arayıcı kişiye bu zatı aramak ve bulmak düşer amma bulmak için tam manasıyla çalışmak şartıyla kendisi bir iklimde bu zat dahi bir başka iklimde bulunsa lazımdan geç lazımın da lazımı olup Mutlaka böyle bir kibrit ahmeri bulup sahip olmalıdır. Burada hak yolcusu salik şöyle bir şey sorabilir. Bu zat nasıl bilinir? Bunun için şöyle bir açıklama yapabiliriz. Onu bulup bilmek için alametlerin sonu yoktur. Ancak en baştaki şudur. O değerli zatın her işi, sözü, amelleri tabrı Resulullah'ın gidişatındadır. Allah ona salat ve selam eylesin kesin olarak onda hiçbir aykırı hareket bulunmaz, aykırı hareketi kabul de etmez. Bir alameti de şudur. Gamlı biri onun mübarek huzuruna girecek olsa, yüzünü gördüğü anda bütün derdi gamı biter, derdin gamın aksine bir ferahlık belirtisi meydana çıkar, gönül açıklığı gelir. İnciler saçılan dilinden, mübarek sözlerinden sürur meydana gelir. Hiç kimse onun meclisinden kalkmak istemez. Üçüncü bir alamet daha anlatalım. Şöyle ki, büyüklerden, vezirlerden, padişah dahi olsa onun meclisine geldikleri zaman elde olmadan elini öpmeye ve hayır duasını dilemeye mecbur olurlar. İş bu vasıflarla bilinen ve sıfat alan mübarek zat, hak yolcusu saliki ve talibi bulduğu zaman hiç tereddüt etmeden elini öpmelidir. Onun hizmetini görmeye de canla başla girmelidir. Malla bedenle bütün gücünü harcamak suretiyle hizmetinde bulunmalıdır. Bu arada kendisine verdiği her emri bir nimet bilmelidir. Ona itaat etmeli, emrine boyun eğip teslim olmalıdır. Ama tam manasıyla teslim olmalı, hemen her hususta. 3 bölümden ikinci ve üçüncü bölümler. Kutup, Gavs. Kutuplar Kutbu, en büyük Gavs. İlk kutup diğer kutuplar açıklanır. Üstün hizmet sayılan kutuplar kutbu olma görevi Allah tarafından her asırda tek değerli zata verilir. Tek kişiye havale edilir, tek kişiye bırakılır. Bundan sonra o Yüce Sübhan'ın lütfuyla o kimse Allah'ın halifesi olur. Açıkçası iki cihanın yönetimi bizzat kendisine ihsan edilir, onları dilediği gibi yönetir. En büyük gavs olan zata gelince bu değerli zat, kutuplar kutbunun emrindedir. Bu zat da her ne kadar muktedir, yönetme yetkisinde güçlü olsa da destur almadan ne dil oynatabilir ne de bir şeye el atabilir. İzinsiz karışmaz. İlk kutup tabir olunan zata gelince diğer kutupların ilki demektir. Üçler Buraya kadar anlatılan zatlar halk arasında üçler diye anlatılan değerli zatlardır. Yani İlki kutuplar kutbu, ikincisi en büyük gavz, üçüncüsü de ilk kutuptur. Yediler, kırklar Anlatılanlardan başka yediler, kırklar diye anlatılan zatlar dahi vardır. Bunların da her biri kutup olup ancak Allah'ın ihsanıyla kutuplar kutbuna hizmetçi olmuşlardır. Bunların her bir haline göre bir yere memur edilmiştir. Mesela ilk kutup Bağdat, Şam, Halep beldelerinde tasarruf ederler. Diğer kutuplarda hallerine göre birer ikişer yerlerde tasarruf eder. Oraları yönetirler. Hatta kafirlerin ülkelerini dahi yönetirler. Ancak bunların tasarrufu, yönetimi kutuplar kutbunun emriyle olmaktadır. Zira kutuplar kutbunun tasarrufu dışında kalan iki cihan içinde hiçbir şey yoktur. Bütün eşyayı, bütün ehlullahı kuşatmıştır. İki cihanda iyi kötü her ne olursa onun bilmesi, dilemesi, kalbinin hareket etmesiyle olur. O anlarda memurları gereken neyse onu yaparlar. Kutuplar tasarruf ederken her biri yönetmeye memur oldukları yerde dururlar ve öyle tasarruf ederler gibi bir mana anlaşılmamalıdır. Zira durum aslında böyle değildir. Kendisi İstanbul'da olabilir, görevi de Hindistan'dadır. O anda Hindistan'daki görevini yerine getirir onlara göre uzak yakın aynıdır. Yüzler, üç yüzler, yedi yüzler, binler. Anlatılanlardan başka yüzler, üç yüzler, yedi yüzler, binler dahi vardır. Bunlar da Allah tarafından kutuplar kutbunun ve diğer kutupların hizmetçilerini görmeye memurlardır. Üç binler, beş binler, yedi binler, on binler. Anlatılanlardan başka üç binler, beş binler, yedi binler, on binler vardır. Bunların kamil ve mükemmeli olsa dahi yönetim işlerine karışmaz. Bu anlatılanlarla beraber her bir asırda bir rivayete göre 124 bin tane Allah'ın velisi vardır. Kıyamet gününe kadar bu mevcutlar hiç eksik olmaz. Kutuplar kutbu olan zat, vakti gelir de ölüm işi olur ve beka alemine göçünce, yoluna ve gereğine göre kutupluk en büyük gafsa Allah'ın ihsanı olur. Nasıl olacağı da hilafet bahsinde anlatıldığı gibidir. Kısacası şöyle olur. Hızır Aleyhisselam'a yüce mukaddes Allah tarafından şöyle bir ilham gelir. Falan oğlu falana selam söyle, müjde ver. Kendisine kutupluk ihsan eyledim. Bu emir Hızır Aleyhisselam'ın kulağına geldiği zaman peygamberlerin efendisi Resulullah Efendimizin huzuruna gelir. Allah ona salat ve selam eylesin. Der ki: "Ümmetinden falan oğlu falana kutupluk Allah'ın ihsanı oldu. Bu haberle geldim. Emrinizi bekliyorum." Böyle deyince o anda Hızır Aleyhisselam'a yeşil bir forma verilir, var o ümmetime benden selam söyle, bu formayı giyip gelsin buyurulur. Hızır Aleyhisselam dahi o anda gelir, müjdeyi ve mutlu selamı ulaştırır, formayı sunar. Hiç durmadan da o kimseyi alır, Resulullah'ın huzuruna getirir. Gelir gelmez görür ki yüce bir divan kurulmuş, öylesini gözler hiç görmemiştir. Bakan gözler kamaşır. Sonra mücevheratla süslü yüksek bir taht kurulmuş, hemen her türlü zinetle bezelidir. Mücevherata boğulmuş peygamberler sultanı Resulullah Efendimiz de onun üzerinde oturmaktadır. Sağında ve solunda dahi her biri kendi mertebelerine göre nebi'ler ve resuller vardır. Onlara salat ve selam olsun. Dört halife, diğer ashab dahi oradalar. Allah onlardan razı olsun. Bütün ehlullah dahi makamlarına uygun yerlerde oturmuşlar. Allahu Teala sırlarının kutsiyetini artırsın. Bundan sonra Resulullah Efendimiz o değerli zatı çağırır, yüce huzurunu alır, bizzat kendisi teveccüh buyurur, bu teveccühünde kendi hallerini ona ihsan İki cihanın yönetimi sanadır, dilediğin gibi yönet buyurduktan sonra onun tasarrufuna işaret olarak bir mühür verir. Üzerine de mücevheratla süslü yeşil bir forma giydirilir, başına da çeşitli mücevheratla süslü sorguçla beraber bir taç giydirilir. Kutuplar kutbuna has olan mücevheratla yapılmış süslü bir kürsü üzerine oturtulur. Bundan sonra bütün kutuplara da Resulullah'ın emri ulaşır. Bu değerli zatın ayaklarını öper ve ona biat ederler. Emrinden çıkmamaya söz verirler. Cümle ehlullah'a dahi aynı şekilde biat ettirirler. Bundan sonra Resulullah Efendimiz el kaldırıp güzel bir dua okur, Allah ona salat ve selam eylesin, orada bulunanların tamamı amin deyip Fatiha okurlar. Bundan sonra zamanın kutbu olan bu zat, Resulullah'ın müsaadesiyle bütün kutuplara ve ehlullaha şu emri verir. Hemen her gün bu büyük mecliste toplanmanız lazımdır. Çünkü kutuplar kutbu olan değerli zat, şekli ve hali olmayan bir halle Allah'ın huzurunda bulunur ve oradan ayrılmaz. Yüce Allah şanına layık olmayan sözlerden beridir. Harfsiz ve sessiz olarak kutuplar kutbuna Yüce Allah'ın zatı için ilham yollu her ne emir gelirse diğer kutuplara hemen o emri yerine getirmek emri verilir. Bu şekilde bütün işler zerreye varıncaya kadar görülür, gözetilir. Bu yoldan işler önce batında yürütülür, sonra da zahirde yürütülür. Bazen olur ki kutuplar kutbu hayattayken en büyük Gavs'ın güzel gidişatı, güzel huyları, sözleri ve beğenilen halleri dolayısıyla karşılıklı hoşnutlukla Gavs'ı azamı kendi makamına getirir. Kendi tasarruftan el çeker, tüm işleri ona teslim eder. Bundan sonra kutuplar kutbu hayattayken en büyük gavsın kutuplar kutbu olması vuku bulur. Kutuplardan birine ölüm emri geldiği zaman Rahman Allah tarafından kutuplar kutbu zata Hızır aleyhisselam gelir, durumu haber verir, kutuplar kutbu da halin ve Rabbani ilhamın bir gereği olarak bazen şöyle eder. Katarı oynatıp sonda bulunanı öne doğru çeker, dışarıdan birini katara alır. Bazen de şöyle olur falan yerde falan mahallede şu şekilde bir adam vardır. Git onu getir şeklinde kutuplar kutbuyla Hızır Aleyhisselam'a emir gelir, gider o zatı getirirler. Bazen de Hızır Aleyhisselam'a şu emir gelir. Git gece yarısı dünyayı dolaş. Gece yarısı ayık ve uyanık birini bulursan getir. O da gidip getirir. Bunlar birkaç kişi olursa aralarından en layık olanı seçilir. Hızır aleyhisselam Müslümanlardan ayık ve uyanık birini bulamazsa diğer milletler arasında olanı alıp getirir. Anlatılan yoldan gelen kimseyi kutuplar kutbu alır, Resulullah'ın divanına getirir ve o huzurda forması giydirilir ve ölen kimsenin yerine geçirirler. Hemen her asırda kutuplar kutbu en büyük gavs, ilk kutup ve diğer kutuplar bu halle gelip gitmektedirler. Kıyamete kadar da böyle gelip gidecektir. Bazen kutuplar kutbu olmak, hilafet sırrı en büyük kaos olmak mertebelerinin üçü de kutuplar kutbu olan değerli zatla birleşir.